Arkadaşlar merhaba, bugünkü videomuzda akarsu güç indeksi yani stream power index nasıl yapılır onu anlatacağım. İlk başta bir alanımızı belirleyelim. Siz de Google Earth'te herhangi bir yeri çizebilirsiniz böyle. Konya tarafında bir alan zaten. Hemen bir görselleştirelim. Gördüğünüz üzere sağ taraf, o vasata sol tarafta da biraz dağlık alan var. Hemen Global Mapper'dan bir 30-35 metre arasındaki demimizi hemen indirelim, master demimizi. Hemen KML'mizi attık. Arkasına demimizi açalım. Aster demimizi. Seçelim hemen. Tamamdır. Hemen çıktısını alalım, bunu export edelim. Burayı da seçerseniz direkt o alanın demini çıkartacaktır. Bir de projeksiyon dönüşümü yapalım. Bu indeks özellikle taşkın hesaplamalarında kullanılıyor. Geotif olarak da export edelim hemen. UTM yapmıştım zaten. Hemen ArcGIS'imizi açalım. Verimizi açalım buradan. Bir fil yapalım hemen analiz kısmından. Hidroloji analizden fil yapalım. Hemen bir flow direction accumulation yapalım. Özellikle bu flow direction, flow accumulation yani hidroloji tool'unu kullanmadan önce deminizi kesinlikle fill'leyin yani doldurun boşlukları. Sonuçlarınız hatalı çıkabilir. Hemen accumulation'e geçelim, birikme alanlarına. Aynı işlemleri siz de tekrar edin arkadaşlar. En sonunda da bir hesaplamamız var, formülasyonumuz. Onun da ayrısını yapıştırırsanız çok kolay bir şekilde elde edersiniz. Eğime geçiyoruz şimdi de. Derece değil de oran olarak seçelim. Hafif programda bir sorun var. Böyle bir görüntü kayması oldu. Raster Calculator'a giriyoruz. Flow Accumulation. Arkadaşlar yazdığım formülün aynısını kullanın siz de. Görüntüdeki kayma tamamen programsal bir hata. Hesaplamamız tamamdır. Bu sarı alanlarda erozyon olduğunu gösteriyor. Yani
Derelerin, nehirlerin halen oyulmalara neden olduğunu gösteriyor. Mavi alanlarda da birikmelerin olduğunu. Yani zaten baktığımızda sağ taraf ovaydı, sol tarafta dağlık alandı. Yani oradaki erozyonun malzemesi sağ tarafta birikiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.